çalışmalarını başarılı bir şekilde inşallah sürdüreceğiz. Tamam. Bu bir zenginlik. Yeni bir kültür oluşsun istiyoruz kalkınma modeli olarak. Dolayısıyla 4000 tane dağıttık 40 aileye. Şimdi bunlar aynı zamanda damuzluk olduğu için çoğalanlar da damuzluk olacaklar. Dolayısıyla yeni bir tarımsal kalkınma modelini hayvanlarla, özellikle koyunla, kazla, pekin ördeğiyle ve tavukçulukla bunu oluşturacağız. Hem gezen tavuk yapacağız, hem yumurtaları toplayıp satacağız. Tarım şirketimizi kurduk. Şimdi lider kadınları yetiştirdik. Şimdi bunlar başarılı oldukça sayılarını artıracağız. Halkımızın doğduğu yerde doymasını sağlamak ve fazlasını da satmak. Bunun için soğuk hava depolarıyla beraber tarımı daha sonra da turizmle birleştirecek, altyapı oluşturacak bir entegrasyon oluşturuyoruz. Projenin mimarı olan Sayın Hilmi Güler abimize gerçekten çok büyük teşekkür ediyoruz. Kendisinin ordumuz için çok projeleri var. Daha önce de oldu ve devam ediyor da. Kendisine çok saygı duyuyoruz ve de severek de takip ediyoruz. Bu işi 3 arkadaş yapmaya karar verdik. Karar vermeden önce bu işle ilgili araştırmalar yaptık. 90 dönüm arazi burada kiraladık. Bu 90 dönüm arazi üzerinde çiftliğimiz de var, mandıramız da var. Bunu burada yetiştirmeye karar verdik. Bu kaz üretimine başvurduk. Gelirini giderini hesapladık. Bize daha kazançlı olduğunu ve bu bölgede yapılmadığını fark ettik. Bu bölgede yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı bize böyle bir ordu gibi bir ilimize kazı getirdiği için ayrıca teşekkür ederiz. Yumurtlama dönemine yaklaştık artık. Şubat ayında yumurtlamasını bekliyoruz. Ekonomik olaraktan kaz yetiştirip etlik satıp ve ekonomiye destek amaçlı bir projemiz var. İnşallah hayırlısıyla gerçekleştiririz bu işi. Yapabilir miyiz diye düşündük. İlk başta korktuk. Bayağı korktuk. Hatta ilk geldikleri zaman ilk hafta çok zorlandık. Ama şimdi alıştılar bize. Çok iyiyiz şu anda. Bir ay güzel geçti. Alıştıktan sonra daha da rahat oldu. Hani her yeri öğrendiler, bahçeleri öğrendiler, işte sulama yerlerini öğrendiler. Güzel geçti yani bir ay. Bence bütün gençlerin yapması gereken bir şey. Bizim hedefimiz de tabii ilk başta küçük çaplı gelirlerimiz olsa da ileriye dönük bir sene içinde, iki sene içinde bunları çoğaltmak. Zaten Şubat ayında bir yumurtlama dönemimiz olacak. Ondan sonra kuluçkalarımız, sonra civcivlerimiz olacak. İnşallah gerçekten artırabiliriz ve gerçekten bu projeyi başarabiliriz. Yani hedefimiz gerçekten büyük bir çiftlik kurmak, gençlere bir yönelik bir katkıda bulunmak, önlerini açmak, maddi gelir olarak çok iyi bir gelir kapısı olarak düşünüyoruz.